Bu hafta TGRT televizyonları olarak Bitlis, Giroymak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sayın Ufuk Özen Alibeyoğlu ile birlikteyiz. Ufuk Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1981 Bayburt doğumluyum. İlkokulu Sarımeşe Köyü'nde, ortaokul ve liseyi Gümüşhane'de okudum. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden 2004 yılından mezun oldum. Kaymakamlık mesleğini 2009 yılında giriş yaparak o tarihten bugüne bu şerefli mesleği yapmaya çalışıyorum. Giroymak ilçesine kayyum olarak atandığınızda yaşadığınız sıkıntılardan ve bu sıkıntıları aşmak için nasıl bir yol izlediğinizden bahseder misiniz? 23 milyon borç, tamamen amatörce idare edilmiş bir belediye ve hizmet noktasında bitmiş, tükenmiş, hemen hemen hiçbir belediyeciliğin temel hizmetlerini sunamayan bir belediyeyi devraldık. Ağır borç yükünün yanında ağır bir personel giderleriyle de karşı karşıya kaldık. Ve gerekli düzenlemeleri yaptık. İlk başta önümüzün kış olması nedeniyle çok ciddi manada karla mücadele yürüttük. Yine birçok vatandaşımızın kendi ifadesiyle yıllarca göremedikleri bir kar mücadelesini gerçekleştirdik. En yoğun kar yağışında bile 2-3 saat içerisinde bütün caddelerimizin, sokaklarımızın ve hanelerimizin temizliğini gerçekleştirdik. Göreve geldiğiniz günden itibaren bu zamana kadar yapmış olduğunuz ve devam eden hizmet ve projelerinizden bahseder misiniz? Halkın ihtiyacı olan temel meseleleri ele aldık ve o noktada çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızı sıralayacak olursak, öncelikle şunu söyleyeyim. Göreve geldiğimizde 30 yıllık bir ilçe, 1986'da ilçe statüsüne kavuşmuş bir ilçeden bahsediyoruz. Ve bu 30 yıllık ilçede bir otogar mevcut değildi. Hızlı bir şekilde yer satın aldık ve 8 peronlu otogar inşaatına başladık. İnşallah otogarımız 2 hafta içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak. Ve bu otogarın aylık belediye getirisi yaklaşık olarak 20 bin lira civarında olacak. Yine ilçemizde 10 yıldan bugüne kadar yüksekokul için mücadele verilmiş ama herhangi bir mesafe kat edilememişti. Göreve gelince belediyemize ait 7,5 dönümlük araziyi yüksekokula tahsis ettik. Bununla yetinmedik. Bütün imkanları, bütün maddi desteği belediye tarafından karşılanmak üzere 3,5 milyonluk yüksekokul inşaatına başladık. 540 öğrenci kapasiteli 3,5 milyonluk bir inşaat tamamen belediye imkanlarıyla yapılarak inşallah en kısa sürede, bir aylık bir zaman içerisinde inşallah üniversiteye teslim edeceğiz. Kaymakamlık olarak kaymakamlığımızın bünyesinde bulunan 192 adet konutu yüksekokulumuza yurt olarak tahsisini gerçekleştirdik. Zannedersem bu ölçekte ve bu kadar ağır bir yükün altında olan bir belediyede bu hizmet çok önemli ve kayda değer bir hizmettir. 30 yılda yapılan kilitli parke, yol 210 bin metrekare. Biz 6 ayda 310 bin metrekare kilitli parke yaptık. Çok şükür şu an fiili olarak %95'i bitmiş durumda. Yine göreve geldiğimizde şunu gördük. İmar uygulaması yaklaşık 20 yıl önce yapılmış. Ama birçok nedenden dolayı imarda var olan yollar açılamamış. Hızlı bir şekilde imar yollarının açılmasına başladık.
Ve şu ana kadar yaklaşık olarak 28 kilometre ham imar yolu açtık. Bunu yaparak vatandaşlarımızın hem ulaşımını rahatlatmış oluyoruz, hem arsalarının değerlenmesine vesile oluyoruz. İlçemizin daha yaşanabilir, daha düzenli bir ilçe olmasına katkı sağlıyoruz. Yine göreve geldiğimizde Türkiye'de ilk kez bir ilçede klimalı otobüs durakları koyduk. Ağır kış şartlarında vatandaşlarımızın daha rahat yolculuk edebilmeleri için klimalı durakları ana güzergahlara yerleştirerek halkımızın konforlu ve sıcak bir şekilde seyahat etmelerini sağladık. Yine göreve geldiğimizde şunu gördük. İlçemizin merkez nüfusu 25 bin. Köylerle beraber 49 bin. 25 bin nüfuslu ilçede çocuk oyun parkı sadece ve sadece 4 adetti. Yani 4 adet çocuk oyun parkı vardı. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Geleceğimiz. Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için altyapılar oluşturmaya çalıştık. Ve bu kapsamda 40 tane çocuk oyun parkı kurduk ilçemize. 30 yılda 4 tane oyun parkı, biz çok şükür 6 ayda 40 tane oyun parkını kurarak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Yine göreve geldiğimizde ilçemizde sadece 3 tane yeşil alan vardı. Biz her mahalleye 2 yeşil alan projesi kapsamında 30 tane yeşil alan park inşaatına başladık. Şu ana kadar 9 tanesini bitirdik. İnşallah bunu tamamladığımızda 15 mahallesi olan ilçemizin her mahallesinde 2'şer tane yeşil alan mevcut olmuş olacak. Ve bu alanların büyüklükleri 2 dönüm, 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönüm, 8 dönüm gibi büyüklüklere tekabül eden yeşil alanlar. Yine çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için her mahalleye 2 futbol sahası veyahut da basketbol sahası çalışmamıza başladık. Ve bu parklarımızın içerisine gerekli uygunluğuna göre sportif altyapıları kurmaya devam ediyoruz. Yine çocuklarımızın spor ihtiyacını, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Spor Toto Teşkilatı'yla yapmış olduğumuz görüşme sonucu 4 tane SEM sahası inşaatına başladık, bitirdik. Şu an halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Hatta önümüzdeki çarşamba günü açılışlarını gerçekleştireceğiz. Kurumlar arası bir turnuvayla bu işe start vereceğiz. Yani 4 mahallemize 4 tane SEM sahası koyduk. İçlerinde ne var? Futbol sahası var, basketbol sahası var, voleybol sahası var, yürüme parkuru var, çocuk oyun grupları var, kamelyaları ve yeşil alanları var. Yani bu proje kapsamında ilçemize 4 futbol sahası, 4 basketbol sahası, 4 voleybol sahası, 4 yürüme parkuru kazandırmış olduk. Kaymakamlığın ve belediyenin yapmış olduğu gençlere, hanımlara, öğrencilere yönelik çalışma ve hizmetlerinden bahseder misiniz? Dezavantajlı öğrencilerimize Dostluk Kervanı projemiz adı altında il dışı geziler düzenliyoruz. Yine başarılı öğrencilerimize belediye olarak bisiklet dağıtımını gerçekleştirdik. Yine belediye olarak ilçemizde yapılan halk eğitim ve milli eğitim tarafından yapılan sınavlara hazırlık kurslarında ilçenin köyleri dahil bütün taşımayı belediye olarak ücretsiz biz gerçekleştiriyoruz. Yine kurslara devam eden öğrencilerimize yaklaşık
150 bin liralık kırtasiye yardımında bulunduk. Yine okullarımızın spor altyapılarına destek sağlamak için yaklaşık 150 bin liralık bir kaynağı okullarımıza spor malzemesi alım için ayırdık ve bunların alımını gerçekleştirerek okullarımıza sunduk. Yine belediye olarak 14.325 köyler dahil bütün öğrencilerimiz, 14.325 öğrencimize kıyafet yardımında bulunarak yaklaşık olarak 716 bin liralık bir kaynağı öğrencilerimize aktardık. Yine istihdamı önemsiyoruz. Özellikle bayanlarımızın istihdamı bizim için çok önemli. Bu kapsamda 200 kişilik tekstil atölyesini faaliyete geçirerek 200 bayanın istihdama katılmasına yardımcı olduk. Yine istihdam projemiz kapsamında 12. ayın 1'inde faaliyete geçecek 120 kişilik tekstil atölyesinin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere inşallah yine bütün çalışacak personelin kaymakamlığımız tarafından belirleneceği 120 kişilik atölyeyi de faaliyete geçirmiş olacağız. Yine ciddi manada otopark problemi vardı. Bunun çözümü adına 120 araçlık otopark inşa ederek vatandaşımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Yine belediye olarak çocuklarımızın kaliteli ve konforlu eğitim öğretim görebilmeleri adına yaklaşık maliyeti 1 milyon lira ve tekabül eden bilgi evi binamızın ihalesini yaptık. Yer teslimini gerçekleştirdik. İnşallah en kısa sürede inşaatına başlanacak. Ki bu bilgi evin içerisinde internet salonları, etüt salonları, oyun salonları, kütüphaneler, çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için sınıflar mevcut olacak. Yine belediye olarak ilçemizde en büyük problemlerden birisi olan mezbane meselesini ele attık. Yine belediye olarak ilçemizin içerisinden geçen dere ıslahı tamamlanmış bulunmakta. İlçemiz taşkınlara karşı daha güvenli bir hale gelmiş bulunmakta. Göreve geldiğimizde belediyemizin 74 adet gayrimenkulünün olduğunu tespit ettik. Fakat şöyle bir manzarayla karşılaştık. Yaklaşık 12 yıldır, 15 yıldır belediye gayrimenkullerinden kiralar alamıyordu. Geriye dönük 15 yıllık kiraları tahsil ettik. Ve 5 yıllıkta bir kira düzenlemesi yaparak belediyenin gelirlerini kontrol altına aldık. Yine göreve geldiğimizde 25 bin nüfuslu ilçede su tahsilatı yapılamıyordu. Su tahsilatlarını gerçekleştirdik. Belediyemizin gelirini, tahsilat oranını %5'lerden %95'lere çıkardık. Yine göreve geldiğimizde altyapı çalışmalarını başlattık. Şu ana kadar yaklaşık olarak 11 kilometre içme suyu hattı yeniledik. Yine yaklaşık olarak 7 kilometre kanalizasyon hattı yenilemiş bulunmaktayız. Yine engelli vatandaşlarımızın daha rahat hayata tutunabilmeleri için bugüne kadar 25 engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalyeler hediye ettik. Dul ve sahipsiz bayanlarımızın rahat ortamlarda hayatlarını idame ettirebilmeleri için 25 dul bayanımıza prefabrik evler yaparak inşallah en kısa sürede bir hafta 10 gün içerisinde tamamını teslim edeceğiz. Ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Devletin vermiş olduğu bu kutsal görevi alnımızın akıyla en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaparken de hiçbir ayrım gözetmiyoruz.
her vatandaşımız suça karışmamak kaydıyla başımızın tacıdır. Bizim için değerlidir, bizim için kıymetlidir.